Mesela markete gittiniz ya yani bir şey aldınız o aldığınız şeyi yıkamanız lazım veya yerleri işte belki foşur foşur yıkayacaksınız veya silmek istiyorsunuz ama temiz olsun istiyorsunuz. Temiz olabilmesi için hipokloroz asit artık hayatımızda bir yere girdi. Şimdi normalde klor nerede var? Klor hep biliyoruz havuzlarda var ama elektroliz yöntemi 1870'li yıllarda ilk ortaya çıktı biliyorsunuz ve suda elektrolizin yapılabileceği ve bunlarla ilgili ürünler geliştirebileceği de 1900'lerin ortalarında hayatımız aslında girmişti. Çok da yeni değil hatta eski teknolojilerden bahsediyorum. Elektroliz demek suyun içerisinde işte iki tane elektrodunuz var ondan sonra bu elektrotlardan belli mineralleri parçalıyorsunuz. Şimdi su suyun içinde bir molekül var bildiğimiz değil mi? H2O. Yani iki hidrojen var, bir oksijen e, atomu var. Ondan sonra diğer taraftan elimde bir de tuz var. Ona şurada bir, bir de bardak var. Elimde bir de tuz var. Şimdi tuz alıyorum. Şöyle aslında bu tuz eriyebilirse bunu da kullanabilirim. Bu da kaya tuzu, eğin tuzu. Tuz var. Biraz da bunlar rafine tuzdan katalım içine. Ondan sonra e, tuzda NaCl yani sodyum klor var. Dolayısıyla tuzlu su yaptığım zaman tuzlu su yaptığım zaman yani NaCl yani sodyum klor ve diğer taraftan da su H2O, 2 hidrojen, bir oksijen bunlar elektrik akımları sayesinde birbirine kopuyorlar. Birbirlerinden koptuklarını ortaya çıkan ilk molekül hipokloroz oluyor. Yani HOCl aynen böyle ve bunu yapan e, maddeler artık bunu yapan cihazlar artık her yerde satılmaya başlandı. Aslında çok basit bir yöntem. Bunu evinizde de yapabileceğinizi göstermek istiyorum. O yüzden buraya bunu getirdim. Şöyle tuzu erittim. Birazcık daha eriteyim hatta. Ondan sonra böyle bir kaşık tuz alıyorsunuz. Tuzu suyun içerisine eritiyoruz. Böyle tam çözünmesi lazım. Aynen böyle görmüş olduğunuz gibi çözündü. Bu içerisine attım ve şöyle gittim paslanmaz çelik teller aldım. Bu paslanmaz çelik telleri bir kalemin etrafında büktüm. Ondan sonra içeriye kenarlarını astım. Onlara bir kablo taktım. Bu paslanmaz çelikleri bütün böyle şeylerde bulabilirsiniz. Hırdavat vesaire satan nalbur dükkanlarında bulabilirsiniz. Ondan sonra uğraşması. Ee, yani oynaması birazcık daha sert olur, daha böyle sağlam yapıda olur ee, bunların. Eğer içinde demir olmayanı alırsanız o zaman iyi. Sebebini de birazdan anlatacağım. çelik her zaman demir atomu içermesine gerek yok. Suyu koyuyorum şimdi bunun içine. Evet, suyu koydum, koydum, koydum. Hatta birazcık da şuradan ilave edeceğim. Yetmedi o. Evet, şimdi gördüğünüz gibi elektrotlarımın tepesine kadar su doldurmuş oldum. Buna bir kablo taktım. Ee, i̇şte yani oluşturduğum o yay gibi mekanizmaların ucuna kablo bağladım. Bağladığım kabloyu arkada geldim. Bir USB şarj aleti eski. Evinizde böyle telefon vesaire şeyin böyle şarjından artan bir şey olabilir. Doğrudan fişe takadabilirsiniz Ama düşük enerji vermeniz lazım. 12 voltluk bir enerji vermeniz lazım. Ben şöyle hemen takayım bence. Evet başladı. Çok güzel. Ya bunu keşke yakından görebilseniz. Şimdi başladı programın sonuna doğru inşallah göstermeye çalışacağım. Bakın bir tarafta daha çok köpük oluyor. Daha çok hava kabartıcı, kabartısı çıkıyor sarı tarafta. Kırmızı tarafta o kadar fazla değil. Çünkü aslında hidrojen parçalanıyor. Yani burada burada hidrojenleri doğuruyoruz. Burada oksijenleri doğuruyoruz. HCl olabilmesi için bir oksijen buradan çıkıyor ama bol miktarda hidrojen burada. Eğer çok şey yapmazsanız, e, yani bunu en az bir saat beklemek lazım. Suyun Kokusu bile adeta havuz kokusu gibi değişecek. Bunu yapan aletler var. Evlerinize kullanabilirsiniz onları ama kendisi yapmak isteyenler, hani öyle bir yatırım yapmak istemeyenlere de böyle bir şey, çok kolay bir düzenek olduğunu göstermek için yapıyorum. Sadece yapmanız gereken tuzu suyla karıştırmak. Hipokloroz asit aslında vücudumuzda beyaz kan hücrelerimiz, yani bugün programımızın başında bahsettiğimiz o, var hücrelerimizin etrafından salınan e, maddeler virüslere karşı, bakterilere karşı vücudumuzun kendi doğal savunma mekanizması, zayıf bir asittir. Adeta bir limonun, portakalın asidi falan gibi bir e, asit. Dolayısıyla böyle bir dezenfektanı kendiniz üretebilmiş oluyorsunuz. Bu kadar asit olsa da çamaşır suyu kadar etkili, hatta daha hızlı etkili olduğunu söyleyeyim. Şimdi tabii bu bunu biraz daha böyle matematiksel formül gibi anlatmaya çalışıyorum. Bu arada sevgili Yekbuya'ya da çok teşekkür ediyoruz çok lezzetli bir tarif verdi ama e, hipokloroz asit yapıyoruz. Bugün artık gündemde olan ve bütün yüzeylerinizi çok rahat bir şekilde temizleyebileceğiniz zayıf asit içerikli ancak mikroorganizma öldürme konusunda oldukça etkili bir dezenfektanı göstermiş olduk. Artık beyazlık ciddi bir şekilde artıyor. Belki ilerleyen günlerdeki programımızda gösterebiliriz. Daha da bulanabilir. Evinizde de bunu üretebiliyorsunuz. Böyle de yapabilirsiniz. Hazır cihazlar da var e, bunu yapabileceğiniz. Böyle elinize içine attığınızda böyle hafif bir kayganlık da gelecek. O gelen kayganlık aslında kostikten kaynaklanıyor. Çünkü sadece hipokloroz oluşmuyor. Aynı zamanda sodyum hidroksit denilen başka bir madde daha var. Ama kokladığınızda böyle klor kokusunu net bir şekilde elinizle alabilirsiniz. Bunu yüzeylerinizi temizlerken hiçbir şekilde bir şey göz ardı etmeden kullanmanıza en ufak bir sakınca yok. Unutmayın ki, unutmayın ki çamaşır suyu alamamızı zarar verebilir, değil mi? Toksik etkileri olabilir. Ancak hipoklorozisin vücudumuza karşı toksik etkisi de yok. Ee, ve vücudumuzun da kendisi ak yuvarları aracılığıyla da zaten üretmiş oluyor. Pahalı yatırımlar yapmaktansa evinize de üretebileceğiniz bir hipokloroz e, asit cihazı bu şekilde tasarlanabilir diyorum efendim.